Cizre'ye gidelim. Arkadaşımız Meltem Akyol ilçedeki son durumu aktaracak. HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'la gelişmeleri değerlendirecek. Meltem, oldukça zorlu bir yolculuğun ardından Cizre'ye ulaştınız. Kentte durum nedir? Sözü size bırakalım. Evet Zeynep, sen de söyledin, aslında biz sabah 6'dan beri Cizre'ye girmeye çalışıyoruz. Pek çok yolu denedik. Nusaybin'de bir patlama yaşandı, haberlerimizde de aktaracağız. O yüzden Nusaybin Cizre yolu kapalıydı. Ardından İdil yolundan geçmeye çalıştık. Orada da benzer bir problem vardı. Yaklaşık 2 saat önce Cizre'ye ulaşabildik. Çok uzun mesaili bir yol oldu bizim açımızdan. Şimdi kente dair detaylı incelemeleri de röportajları da halk röportajlarını da ileteceğim ama Cizre'deki yasak boyunca 79 gün boyunca buradaydı HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız. Ona döneceğim çünkü Cizre'den geriye bir enkaz kaldı diyebiliriz. Yani burayla ilgili değerlendirmelerde yapılan ifadenin altını çizmekte yarar var. Depremden çıkmış gibi Cizre, tanklarla toplarla yıkılmış bir kent ve 300'e yakın cenaze kaldı Cizre ablukasının ardından. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza Faysal Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, başlayalım önce. Abluka kalktı ve Cizre'deki manzara gün yüzüne çıktı. Neler söylersiniz öncelikle? Ya Cizre'de 79 gün boyunca, 80 gün boyunca her gün ama her gün, her gece, her saat toplarla, tanklarla halkın üzerine yapılan atışlar, saldırılar, vahşetin etkileri, sonuçları 3 gün önce yasanın kısmen ortadan kalkmasıyla görülmeye başlandı ve gerçekten biz insanlığa karşı çok ama çok büyük bir suçun, insanlık suçunun, savaş suçunun işlediğini çok bariz bir şekilde gördük. Siz de fark etmişsinizdir, şu an yakılmış, yıkılmış binlerce yapı var. Kullanılamaz binlerce yapı var. Bu süre zarfında, bu 79 günlük süre zarfında tespit edebildiğimiz 270'in üzerinde ölü var. Bu sayı çok daha fazla da olabilir ama bu kesin bir rakam. Onun yanı sıra yüzlerce insan yaralandı, yüzlerce insan gözaltına alındı. Ve bu can kayıplarının ötesinde her anında insanlığa karşı büyük ayıplar, büyük suçlar işlendi. İnsanlar diri diri yakıldı. Halkımıza yeni madımaklar yaşatıldı. Halkımıza yeni kerbelalar yaşatıldı. Bu kışın ortasında insanlar açlıktan ve susuzluktan o binaların altında öldü. Bir de bunların ölüm şekilleri, öldürülme biçimleri çok korkunçtu. Cizre'de 79 gün boyunca hukuk, her türlü insani hassasiyet, her türlü yasal insani norm ayaklar altına alınmıştı. İnsanlık değerleri ayaklar altına alındı. Şu an biz etkilerini görüyoruz. Belki siz de gördünüz. Bodrumlara iniyoruz. Hala bodrumlarda yanmış insanların parçaları, atıkları var. Kemik parçaları var. Dün Şebnem Hanım vardı bizimle birlikte bodruma inenlerden. Şebnem Koru Fincancı. Biz az önce haberini verdik. Evet, yani kendisi tıp profesörü. Baktı, dedi, bu en fazla 12-13 yaşındaki bir çocuğun çene yapısı. Yani orada çocuklar katledildi. Benim bildiğim 60 yaşında insanlar vardı. İşte Osman Gökhan vardı, Mahmut Duymak vardı. Bunlar 50 yaşın üzerinde insanlar vardı. O gençlerin içerisinde birçok onlarca üniversite öğrencisi vardı. Toplumsal alan çalışanı vardı. Mahallede mahsur kalmış insanlar vardı. Çocuklar vardı ve hepsi bir arada katledildi. Kaldı ki bu yani bir bilinmeyen bir şey de değildi. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti bu vahşet. Bu insanlar katledilmeden önce bize ulaştılar. İşte bakın, biz mahalle topa tutuldu ve biz bir bodruma sığındık. Her taraf top atışı altında. Yarımızdan fazlası yaralı ve biz diğerleri de bir binaya sığındık diye, yanılmıyorsam 22 Ocak'ta bu bilgi bize geldi ve biz bunu hemen devletin ilgili kurumlarıyla paylaştık. Ben bunu bizzat 112'yi aradım. Sağlık Bakanlığı'nın ambulanslarını aradım. Onun dışında 155'i emniyeti aradım. Aynı durumu, aynı vahim durumu nasıl bir manzarayla karşı karşıya gelebileceğimizi tahmin ettiğim için hemen partimizin merkeziyle paylaştım. Hükümetle konuşuldu. Ama tüm bunlara rağmen sadece orada değil,
İkinci çıktı sonra, üçüncü vahşet bodrumu çıktı ve akabinde bir sürü katliam daha yaşandı ve bu insanlar toplu halde katledildi. Bodrumlardan toplam kaç kişinin cenazesi çıkarıldı? Ya şimdi bodrumlardan bize iletilen 144 isim vardı. İsimden ziyade birinci bodrumda 31, ikinci bodrumda 62 ve üçüncü bodrumda 50'ye yakın insan olduğu bize iletildi. Bunların çoğunun ismi bizimle paylaşıldı. İşte yaşamını yitirenler ya da konuşamayacak durumda olanların isimleri belki gönderilmedi ama diğerlerinin hepsi paylaşıldı ve bu aynı anda hükümetle paylaşıldı. Belki hatırlarsınız, daha ilk bodrum sürecinde bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp şunu söyledi, işte orada kimsenin olup olmadığı da belli değil, bu bir tuzak olabilir deyince o zaman ben hemen oradaki birinci bodrumdaki şahslara irtibata geçtim. Ben sürekli ilçe merkezinde, belediye yakın yerlerde kaldım. O mahalleye giremedim hiçbir zaman. Bir seferinde girdik, yarım saat içerisinde dönerken biz 30 insan vardık, yarımız tarandı. Orada iki insan katledildi, Hamit Poçal, belediye meclis üyemizdi, Selman Erdoğan, 55 yaşlarında, 5-6 çocuk sahibi bir yurttaştı ve bunlar orada yakınlarını kaybedenlerdi. Onlarla birlikte mahalleye gittik. Mahalleden çıkarken İpek yolunun üzerinde, uluslararası karayollarının üzerinde, neredeyse bir havaalanı kadar geniş bir yolun üzerinde tarandık. 100 metre ötedeki zırhlı araçla bize açık bir şekilde tarandı. O zaman İmece TV'nin kameramanı vardı bizimle, muhabiri vardı. Refik'i orada yaraladılar ama Refik o halde de, yaralı halde de çok değerli görüntüler sağladı. Şimdi orada devletin bu halka ne şekilde, yani hukuku ayaklar altına alarak, her türlü insani değeri ayaklar altına alarak saldırdığı görülmeye başlandı. Çünkü orada bendim ve yanımdaki insanların büyük bir kısmı yaşlı insanlardı. Ve sivillerdi. 30 insandık, 15'i gelebildik, diğer 15'i orada yere serildi. Bu insanların ikisi katledildi, diğerleri yaralandı ve akşam bültenlerinde terörist olarak gösterilmeye başlandık. Yani böyle iğrenç, böyle çirkin olduğu kadar vahşice bir halkımız bir katliamla, bir saldırıyla, operasyonla karşı karşıya geldi. Şimdi devlet burada yaptıklarının her aşamasında insanlık suçu işlediğinin farkında. Yarın öbür gün bunun örtünü örtemezse Lahey gibi uluslararası insan suçları mahkemelerinde yargılanacaklarını da biliyor, yargılanacağını da biliyor. O nedenle bu suçları bir taraftan işlerken diğer taraftan çok kirli mizansenler devreye soktu. Mesela İşte bir ara ambulans süreci vardı. İşte ambulanslar gönderiyoruz ama çatışma var, giremiyorlar diye bir tezgah, bir mizansen yarattılar. Oysa hiç öyle değildi. Sonra bugün ortaya çıktı. Söz konusu bodrum İpek yoluna 100 metre mesafede. İkinci ve üçüncü bodrumlar 50 metre mesafede. Gidilmeyecek yerler değildi. Zaten bize haber verildiğinde bu bodrumlar dört taraftan zırhlı araçlarca kuşatılmış durumdaydı. Ve bu ambulanslar neredeyse bir kilometre ötedeki bir yerde tutuldu hep. Oradan çağrı yapılıyordu. Bugün gördünüz enkazı. Ben bunu hep söyledim. Ama biz burada gerçekleri ifade ettikçe teşhir edildik, linç edilmeye çalışıldık ve şu an hala tartışılıyoruz. Oysa burada hakikat katledildi, burada insanlık değerleri katledildi. Biz bu suçları teşhir etmeye çalıştığımız için biz de lince maruz kaldık. Şimdi orada o zaman da söyledik, bakın siz 700 metre ötede bir binanın enkazının altında bıraktığınız insanlara çağrı yapıyorsunuz. Oysa biz onların bilgisini size verdiğimizde henüz o binada tek bir kurşun izi yoktu, mermi izi yoktu ama şu an bodrumla birlikte 5 kattan oluşan bina yerle bir olmuş durumda. Sadece yerin altında yanmış, her tarafı ise kaplanmış bir bodrum var ve altta insana ait kemikler, yere sinmiş insana ait yağlar filan izleri var ve kesif bir cenaze kokusu var. Şimdi oradan belediye ait cenaze araçları oradan 26 cenaze aldı. Diğer isimlerini verdiniz halde değil mi? Tabii canım, yani biz bunları teker teker ilettik. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı kalkıp bunu söyleyince ben oradaki çocuklara ulaştım. Oradaki insanlara ulaştım. Bakın size orada belki kimse yok diyor. Eğer oradaysanız ve gerçekten kurtarılmanız için isimlerinizi verin. Kimsiniz, necisiniz, kaç kişisiniz? Bir saat içerisinde 31 insanın ismi geldi bize.
Bunların hala o zamanda 20-25 tanesi yaşıyordu. Altısı o zaman yaşamını yitirmişti. Ama oysa o altı insan yaşamını yitirmeden biz bu bilgiyi sunmuştuk. Ve 30 Ocak'tan sonra irtibatımız kesildi. En son bu bilinen, basına da yansıyan, bizim grup başkan vekillerimiz bakanla görüşür iken, telefonu orada dinleniyor iken, işte bunlar tam ambulansa doğru yürümeye karar vermiş iken, kapıdan çıkacaklar iken orası vuruldu ve bombalandı ve onlar bağırıp çağırdılar, işte vurdular bizi, önce işte ayakları görünüyor, üzerimize geldiler diyorlar, ondan sonra vurdular, katlettiler. Hatta orada arkadan sesler, alçaklar bizi öldürüyorlar diye sesler, haykırışlar gelmeye başladı. Ve o günden sonra irtibatımız kesildi. Tabii o sadece o vahşet yaşanmadı. İkinci Bodrum'da 62 insan o şekilde katledildi. Onlar da günlerce seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama ona rağmen katledildiler. İsimlerini verdiler. Üçüncü Bodrum'da 50 insanın İlk gece bize iletildiğinde 30-25'ine yakını Bodrum'da yakılmıştı. Yaralı halde oradalardı, yakılmıştı. İkinci ve üçüncü katlarda hala yaşayan 25'e yakın insan vardı. İsimlerini bizimle paylaştılar, basınla paylaştık. O insanlar da hepsi, ama hepsi katledildi. Hastaneye o süreçte taşınan 170 cenazenin sadece 25'i teşhis edilebildi. Diğerleri tamamıyla kül haline geldiği için, paramparça olduğu için. Mesela kimi cenazelere ait sadece bir bacak gönderildi oralara. Ailelerine sadece bir bacak teslim edilerek alın çocuğunuz cenazesi denildi. Kimi ailelere, işte benim daha bir hafta önce, daha kendisinin bir hafta önce televizyona konuştuğu Mahmut Duymak vardı. 5-6 çocuk sahibi, evli barklı bir insan, evi orada. İşte ben geldim, mahsur kaldım, ben de bu durumdayım diyen şahısın sadece 4-5 kilo kemikleri teslim edildi ailesine. Şimdi bu vahşet, şunu anlatmaya çalışıyoruz. Cizre 80 gün boyunca bir vahşete maruz kaldı. Burada her türlü insani değerleri aklı altına aldı, insanlık suçları işlendi. Ama Cizre ile sınırlı kalmadı, kalmayacak. Bizim temel endişemiz bu. Bakın Cizre'den sonra bu ülkede bir sürü olay ve patlamalar daha yaşandı. Şimdi Cizre halkı on binler halinde çok ama çok çok öfkeli. Onu iki sorum olacak. Bir, Cizre halkı ne hissediyor? İkincisi de sizin süreçte uluslararası mahkemelere de başvurularınız olmuştu ve sonuçsuz kalmıştı. Şimdi ne yapacaksınız? Kısa kısa ikisine de yanıt alabilirsem. Yani şu an Cizre halkı çok çok öfkeli. Şu an Cizre halkı hala bu şokun etkisinden kurtulabilmiş değil. Hala yüz binlerce çocuk travma yaşıyor, kadınlar travma yaşıyor. Çünkü o süreçte yüzlerce insanın sinir krizine girdiği iletildi bize. Şu an halkın ruhsal sağlığı pek iyi değil ve halk çok ama çok çok öfkeli. Ve şu an hala, şu an yasa kalktı ama şu an biz bir yıkıntıyla karşı karşıya geldik. Binlerce yerle bir edilmiş durumda. Yüzlerce yaralıdan söz ettik, yüzlerce ölüden söz ettik. Şüphesiz bu vahşetin teşhir edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde bu ülkenin, Türkiye'nin, Kürdistan'ın benzeri katliamlarla karşı karşıya gelmemesi için, bu ateşin tüm bu ülke sahtine yayılmaması için bunun bilince çıkarılması ve bundan sonuçlar çıkarılması gerekiyor. Bunun talimatını verenler ve bunu uygulayanlar yargılanmadıkça bu kaos devam edecektir. Bu kanlı süreç devam edecektir. Çünkü yapılan suçlar insan suçları mahkemelerinde yargılanmasına gerektirecek ağırlıkta suçlar. Başka yerde olsaydı, dünyada başka bir konjonktür olsaydı, başka dengeler olsaydı bunlar çoktan, bu siyasi iktidar çoktan yargılanmıştı. Ama şu an bekliyor, ama biz her platformda, hem yasal zeminde hem siyasi mücadele zemininde, her yerde bu yaklaşımı, bu alçakça yaklaşımı teşhir etmeye çalışacağız. Çünkü bu yaklaşım sadece biz Kürtler açısından bir tehlike değil, Türkiye'de yaşayan herkes açısından büyük tehlike. Şu an Türkiye'de çok iğrenç bir toplumsal histeri oluşmuş. Faşizm her zamankinden daha güçlü hale gelmiş. Şimdi bu faşizm bu ülkenin batısındaki halklar açısından, emekçiler, ezilen kesimler açısından, diğer toplumsal kesimler açısından büyük tehlike. Çünkü hiç kimseyi tanımayan ve herkese katliamcı temelde yaklaşan insanlar kitleleri oluşturuluyor.
Şimdi bu ülke açısından büyük bir tehlike. Şu an bizim 60'a yakın çocuğumuz bir Bodrum'da yaklıyor iken, o zaman sosyal medyada, bu ülkenin batısının sosyal medyasında 60 leş Bodrum'da takı titi edildi. Ya bu çok korkunç. Yani biz 40 yıldır bu bedelleri ödüyoruz. Halk olarak 40 yıldır varlığımıza, kültürel değerlerimize sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Şu ana kadar on binlerce insanımızı kaybettik. Sadece faili meçhullerde 17 bin insanımızı kaybettik. Ama artık bu ülkenin batısında yaşayan insanlar da bu vahşetten yakalarını kurtaramazlar. Çünkü orada hortlayan faşizm onları da yutacak. O nedenle bu ülkede yaşayan herkesin, ama herkesin bu vahşete karşı çıkması gerekiyor. Şu an Sur'da benzeri bir vahşet şu an devrede. Cizre'nin önüne geçilemediği oranın önüne geçilmesi gerekiyor. Geçilmez ise bu yangın, bu tüm ülkeye yayılacak yangını artık hiçbirimiz söndüremeyiz. Biz siyasal anlamda umutsuz değiliz. Sistem en fazla zorlandığı için, en fazla kriz yaşadığı için bu vahşete başvurdu. Bakın Saddam'ın akıbetine bakın, Esad'a bakın. Şimdi bu Erdoğan bundan bir müddet önce işte şehirlerini bombalayan, şehirlere tank sokan siyasal iktidarın meşruiyeti yoktur ve yıkılmalıdır diyen Erdoğan şu an çok daha iğrencini, çok daha beterini talimatıyla gerçekleştiriyor. Süremiz açısından toparlamamız lazım. Çok kısa bir Cizre'nin onarılması, yaralarının sarılması için bir çağrınız olacak mı? Ama çok kısa, çünkü süremizi aştık biraz. Ya açıkçası şu an hala binlerce, on binlerce insan açıkta. Şu an bu halkın hem maddi hem manevi mağduriyeti söz konusu. Dolayısıyla biz kurumlarımıza, diğer belediyelerimiz imkanlarıyla, halkımızın sağlayacağı katkılarla yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Ama açıkçası hala yapılacak çok iş var ve hala mağdur on binlerce insan var. Ve hala açıkta kalan, bu soğuk havada açıkta olan on binlerce insan var. Dolayısıyla herkesin, ama herkesin Cizre için elinden geleni yapması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, 79 günün ardından başta da söyledik, enkaz altında kalmış bir kent, belki enkaz altında kalmış yürekler. Şimdi Cizre için bir şey yapmak lazım. Faysal Sarıyıldız da söyledi. Yasak devam ediyor. 19.30'dan sonra sokağa çıkma yasağı sürüyor. Bitmiş değil, ancak Cizre'nin hem yapılarını onarması hem de kalbini onarması için desteğe ihtiyacı var. Onunla noktalayalım. Söz tekrar sizde. Evet, çok teşekkür ediyoruz Meltem Akyol. Aynı şekilde HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'a da değerlendirmeleri için teşekkürlerimizi sunalım. Kaldığımız yerden devam edelim.